Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle konuya küçük bir giriş yapmak istiyorum. Ben 3 yıldır grafik eğitimi alan bir öğrenciyim. Ufak tefek videolarla izleyerek kendimi hep böyle Photoshop Illustrator anlamında geliştirdim. Şimdi elimde bir iş var. Bu işle ilgili birçok konuda şöyle problemler yaşadım. İstediğim şeyi bulamadım. Aradığım şeyin ne olduğunu bilmeden aradım. İşte zorla da olsa buldum. Şu anda da takıldığım bir konu var. Araç giydirme. Bu araç giydirmek için en basit, en temel nasıl tasarım yapılır? Ben bunların hepsini videolar halinde buldum. Birkaçını izledim ama kendim bence daha kolay bir yol buldum. Şimdi arkadaşlar öncelikle mockup indireceğiz. Mockup'ı işte istediğimiz araç. Örnek veriyorum işte şirket arabası panel van araç. Bu panel van aracın öncelikle ben şöyle vektörel bir sürü resmini aradım. Hani istedim ki vektörler ayrı ayrı olsun. Şurada olduğu gibi. Bunların hepsi ayrı olsun. Ben ayırayım sonra üstünde tasarımı giydireyim dedim. Ama bunun daha kolayı var. Şimdi yeni sekmeyi açıyoruz. Yeni sekmede işte benim şurada kısa yolu var ama ben yanına yazıyorum. Mockup Design. Burası ücretsiz, kaliteli, böyle ürün çekimi olacak şekilde mockupların bulunduğu bir site arkadaşlar. Şimdi bu siteye giriş yapıyorum öncelikle. Kayıt falan gerektirebilir size bu. Kayıt yapmanız gerekebilir. Sonrasında şuraya kar yazalım bakalım. İngilizce kullanalım mümkünse. Heh. Şimdilik bu. Bu bizim aracımız olacak. Benim aradığım araç bu arada tam buydu. Çünkü benim kurumsal kimliğini yaptığım şirket bu tarz araçlar kullanıyor. Şimdi şurada arkadaşlar içeriği görebiliriz. Şurası aşağı in. Heh, aynen. Bakın Photoshop dosyası olarak inecek. Daha sonrasında ben indirmiş halini göstereceğim. Download diyoruz. Direkt iniyor zaten. Sonra ben şimdi indirdim. Şurada indirilenlerimin içinde. Heh. Bakın şurada şu. Şu benim indirdiğim dosya. Bunu sağ tık yapıyorum. Ya da Mac'te çift tık. Arşiv izlencesinde açıyorum. Ve şu dosya şeklinde geliyor. Şimdi burayı açtım. Bakın burada örnek görseller, şurada da Photoshop dosyaları var. Şunlar Photoshop dosyaları. Şimdi şu aracın şu görselini açıyorum. Açtım. Aa, ben yapmışım. Bunu yeniden açalım. Don't save diyeyim. Yeniden açıyorum. Evet. Şimdi şu pencereyi kaldırıyoruz. Aracımız burada. Bakın aracın kendisi burada, gölgesi burada, mockup'ın içinde bulunan şeyler burada ve üzerine yapacak olduğumuz tasarım da burada. Şimdi biz bu sayfayı kaldırıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Sonra şuradan dikdörtgen seçeneğini seçiyorum. Şuradan şuraya köşeye kadar tam köşelere gelecek şekilde bir beyaz sayfa açıyorum. Bu arada benim araçlarımın hepsi beyazdı. Ama hani eğer şirket izin verirse de bütün araç kaplanırsa veya bir kısmı kaplanırsa falan istediğin rengi kullanabilirsin üzerinde. Ama benim araç tasarımım bu şekildeydi. Şimdi buraya manuel olacak şekilde şu aracımın bu arada şurası kapılarının olacağı yere denk geliyor. Şurası yani şuradan geriye kalan kısmı aracın ön kısmı. Hani ön çamurluk kısmı. Şurası arka çamurluk kısmı. O yüzden hemen şurada bir renk seçip bakalım. Renk seçip sonra şuradan işaretlemeye başlıyorum. Şuralara kadar gelir. Sonra hemen şuradan bir işaretleme yapıyorum. Bu arada hani bu fikri birazcık Türk Hava Yolları'nın fikrinden çalmış olabilirim. Ama yani benim logomun hikayesi de çok bağdaştığı için bunu kullanmak istedim. Şimdi bunu oluşturdum. Hemen bunun nasıl göründüğünü aracın üstünde bakalım. Don't save deyip sevdim. Heh. Aracımın tam yarısına denk geldi. Şuraya da amblemimi kullanıp şuraya da işte logonun tamamını kullanacağım. Tam istediğim şekil buydu açıkçası. Şimdi geliyorum. Yeniden aynı layer'lara giriyorum. Design seçeneğinin üstünden çift tık yapıyorum. Sonra geliyorum. Klasörümü buluyorum. Benim bir hazırladığım klasör var. Heh. Şimdi burada benim amblemlerim şurada. Araç dışında reklamcıyla konuştuğumda yani bu işi yapacak olan baskıcıyla konuştuğumda bana dedi ki araç üzerinde çok fazla renkli kullanma. Hani logoyu çok fazla renkli kullanma. Siyah beyaz kullan dedi. Benim logomun içinde birden fazla renk bulunduğu için ben siyah beyaz halini buraya aktarıyorum. Şimdi şunu birazcık büyütüp çok değil. Şöyle göz hizası koyacağım. Sonra ok diyorum. Kaydediyorum. Bakıyorum nereye düşüyor. Bakın şurada mesela
Şu pencerenin dışına geldi ama ben istemiyorum dışına çıkmasını. Bunu birazcık sola alıyorum. Şimdi bakalım. Azıcık daha. Olmuştur diye düşünüyorum. Aynen yani. İstediğim aşağı yukarı böyle bir şeydi. Sonra şuraya amblemi getireceğim. Yeniden açıyorum. Çift tık. Sonra bu sefer amblemimin beyazını alıyorum, buraya koyuyorum. Ok diyorum. Şunu şu tarafa alıyorum. Birazcık şöyle şu tarafta alınması gerekiyor. Çok büyütmek istemiyorum. Şu boyu bir kontrol edelim. Azıcık daha yukarı gelebilir. Belki de aşağıya. Hayır. Biraz aşağıya. Ya o pencerenin üstündeki o çıkıntıya gelmesini istemiyorum. Her türlü gelecek bu arada da. Azıcık daha. Yani böyle sürekli kontrol ederek devam ediyorum. Bakalım. Aynen şimdi iyi mesela. Bence şu an çok iyi. Sonrasında şimdi bunu kaydetmek istiyorum ben. Ama baskıya vereceğim için tabii ki bu fotoğraf görüntüsünü veremeyeceğim. O yüzden bu sayfayı tekrar açıyorum. Sonra bu sayfayı file diyorum. Save ve copy diyorum. Şurada ufak bir hata kaldı ama o sorun değil. Yani baskı da illaki o kısımlar zaten kenarlardan gideceği için. PDF şeklinde teslim ediyormuşuz baskıya. Ben de bunu reklamcıdan öğrendim. Photoshop PDF diyorum. Klasörümü seçiyorum. Volkanoki teslim. Panelvan araç. Panelvan araç. Bu taraf hangi taraf oluyor? Sağ. Sağ taraf. Kaydediyorum. Sonra bunun bir de sol taraf için olanını, şu kırmızı arka plan şuraya şöyle gelecek şekilde, Volkanoke yine burada duracak. Şu amblem de yine aynısı gibi şuraya gelecek şekilde ayarlayıp hatta onu da göstereyim mi? Göstereyim bari. Şu neredeydi? Image, ha, image'deydi. Image rotasyon diyorum. Sonra horizontal diyorum. Hepsi ters dönüyor tabii ki. Ben hemen şunların yerlerini değiştirmeden bunun üstüne yenilerini ekliyorum. Şunu alıyorum, şuraya koyuyorum. Ok. Sonra hemen şu köşeye koyalım. Şuradan büyütelim. Aynı büyüklüğü yakalıyorum. Hemen şunu alttakini siliyorum. Logom burada kalıyor. Şunu da hemen yenisini ekleyelim. Hepsini birlikte çeviriyor. Yani böyle bir kısa yol buldum kendime. Yani siz daha kolayını bulabilirsiniz bu arada. Ben sadece kolaylık olsun diye gösteriyorum bir kısmını. Aa hadi ama. Aa ama lütfen. Yeni sayfa açayım. Yeni ben dedim. Şimdi bunu da hemen şunun üstüne getiriyorum. Bakın burada seçili olan katmanı değil, diğer katmanı, fazlalık olanı siliyorum. Ve böyle bu şekilde bunu da kaydediyorum. Diyorum ki bu da sol taraf. PDF. Panel van araç sol. Her şeyi düzenli bir şekilde yapmazsam klasörlerim çok fazla karışıyor. O yüzden her şeyimi düzenli bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hemen şurada gösterebilirim. Bakın amblem logotip burada. Sadece amblem burada. Bakın bu eski yapmış olduğum etiketler, bunlar düzenlenip yenileri yapıldı. Etiketler burada, kartvizit burada. E-fatura, e-arşiv, PDF ve Illustrator dosyaları şeklinde burada. Antetli kağıt, Illustrator ve yine PDF şeklinde burada. Şimdi yeni araçları yüklediğim için burası biraz karıştı. Şimdi şu kısmı, bir de şu kısımları şöyle alta sıralayacağım. Hepsini buraya alacağım. Bakın sipariş fişlerim burada. Öyle. Durum bu. Umarım faydalı olur. Diyeceklerim bu kadar. Daha da bir şey söylemiyorum. Yeter.